Merhaba. Selamlar. Nerede ya bunlar? Kapı da açık. Ya hırsız gibi girmeyelim eve. Yürü gidelim. Hayatta gitmem. Yok ya. Ulan bütün daireler vermiş kanalizasyon tamiratı için parayı. Bir bu daire vermiyormuş ha. Bana ha. Ben yönetici Bilal Koçyiğit'i sen çok iyi bilirsin. Çok iyi bilirsin Fikri Usta. Ben bir kaplan gibi böyle dişimi art diye geçiririm. Art diye böyle söker alırım insanı. Senin zaten o çenen var ya, o çenen dilin yüzünden başımıza gelmeyen musibet kalmadı. Ya senin yüzünden saçlarım döküldü, saç ektirdim lan. Ha onu da bana kilitledin ya. Ya bir kere de normal bir apartmanda, normal bir apartman sakini ol. Bu ne? Yöneticilik sevdasıymış, anlamadım ki ya. Bazıları lider doğar, lider ölür. Ve ben o bazılarındanım usta. Kimsiniz siz? Ne işiniz var evimizde? Ben yönetici Bilal Koçyiğit. Kapı açıktı, girdik. Ya bütün daireler vermiş kanalizasyon onarımı için para. Bir siz vermemişsiniz. 900 lira alabilir miyim hemen? Utanmaz. He? Arsız. Aa. Ahlaksız. Kocamın öldüğü böyle acılı bir günde utanmıyor musunuz kapımıza dayanmaya? He? Durumumuz yok, görmüyor musunuz? Proteini baklagillerden alıyoruz. Bir aydır et girmiyor bu eve. Et! Et! Et mi? Ne alaka oğlum? Hanımefendi, ya biz kocanızı kaybettiğinizi bilmiyorduk. Kusura bakmayın da. Bu 900 lira da önemli bir mevzu bizim için. Aşkım, kardeşinin ölümünde benim kardeşimin parmağı var. O tamam. Babanı da kardeşim öldürdü. O da tamam. Ulan sen benim ailemden ne istiyorsun? Ne dadandın lan aileme, he? Abi dur, dikişlerim. Dikişlerim acıyor. Ceylin Çiçek abla, ben yapmadım. Babanı ben öldürmedim. Kızım, bu katillerin evimizde ne işi var? Bizi de mi öldürmeye geldiniz? Utanmazlar! Gül Yeter teyze, kocanız beni zorla silahla kaçırdı. Orada zorla tuttu. Canımı zor kurtardım. Kendimi savundum. Niye savunuyorsun? He? Bırak öldürsün babam seni. Niye savunuyorsun? Yaşamak zorunda mısın sen? Ha? Yaşamak zorunda mısın? Kendini savunmayacaksın. Kızım, gelinim bir dinle. Kızım deme ona. Babasını gömmüş adam kızıma kızım diyemez. Arsız, utanmaz, ahlaksız. Al. Bu kefen yakışır sana bundan sonra. Hapislerde çürüteceğim seni. Gün yüzü göstermeyeceğim sana. Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Biz nereye düştük ya usta? Bak bu çocuğun ailesi sistematik bir şekilde bu kızın ailesini öldürüp gömüyor. Lan bir kere de hayırlı bir yere getir bizi ya. Aşkım, mesaj geldi. Davada yeni bir delil var. Belki de başka biri olabilir. Delil melil deyip bana babanı ve kardeşini savunmayacaksın değil mi Ilgaz Mesut? Ha? Sileceksin onları. Ya onlar ya ben. Sileceksin, anladın mı? Sileceksin. Tamam aşkım. Bana baksanıza, sizden utanıyorum. İkinizi de sildim, tamam mı? Sildim aşkım, tamam mı? Davaya da müdahil olmayacaksın. Ben konuş demeden konuşmayacaksın. Tamam aşkım. Şimdi hemen yüzüstü bırakıyorum onları. Baksanıza bana, sizi bıraktım mı ben yüzüstü, ha? Bıraktım aşkım, oldu mu? Oo, hocam biraz karakter ya. Bunlar kim? Ha, biz diziye dalmışız ya. Ben Bilal Koçyiğit, yeni yöneticiyim. Ya bu kanalizasyon tamiratı için para lazımdı 900 lira. Bir siz vermemişsiniz. Hapislerde çürüteceğim seni. Gün yüzü göstermeyeceğim sana. Neden ya, ne yaptın be? Aferin. Göster onlara kim olduğunuzu. Utanmazlar, ahlaksızlar, arsızlar. Aa, bana da kefen atıldı. Tövbe bismillah, ne alaka ya? Ne oldu, he?
O kaplan gibi çenene ne oldu senin? Dilin ne? Bir yere kaçtı dilin senin sanki. Yakışıyor mu sana böyle konuşmak? Yakışıyor mu usta? Oo, bütün popidikler buradaymış. Doğru muyum? Mesut Ilgaz savcım, çok önemli bir ipucu yakaladım. Duymak istemiyorum ben ipucu falan. Aşkım duymamı istemiyor. La 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 la. Savcım olayı aydınlatacak. Hayır, dinlemiyorum ya. La 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 la. Ulan bu iyice deliye bağladı ha. İpucu nedir savcım? Yani gömlekte bir delik olacağına 3 delik çıkmış yani. 3 kurşun sıkılmış, gözümden kaçmış. Ama ben bir kere ateş ettim. Bu da demek oluyor ki orada bir kişi daha vardı. Aferin ya. Vallahi aferin size. 3. kişi şüphesi yaratıp Bahadır Çınar'ı atlayacaksınız değil mi? Aferin. Otopside 3 kurşun çıkmış kraliçem. Gözümden kaçmış. Ya ben 3 haftadır hapisteyim ya zaten. O da gözünden kaçmıştır. He? Vallahi. Ya adam delik deşik olmuş bu hala diyor gözümden kaçmış. Hapislerde çürüteceğim hepinizi. Gün yüzü göstermeyeceğim size. Aferin kızım. Yak, yık onları. Ateşinle her yerden intikamınızı al. Bunlar ana kız manyak ha. Ben bir de buna yürüyordum. Vallahi Allah korumuş beni Eren Paşa. Boşa çıktı mı Ilgaz'ı? Ne? Söyle boşa çıktı mı? Ha? Söylesene ayrılmış mı, yalnız mı? Ne diyorsun ablacığım, ben ne bileceğim ya? Yürüyeyim mi? Ha? Yürüyeyim mi ona? Doğru zaman mı? Söyle. Abla mahalle yanıyor, sen saçını tarama peşindesin. Bu pufidik kim? Ben yönetici Bilal Koçi. Ah savcım, maktulün gömlek cebinden bir tane kart çıktı. Kimin? Üstünde Bilal Koçit yazıyor. Aa ben? Bilal Koçit mi? Bunu da yapacaktın he? Ne yaptım lan? Demek katil oldun. Masum bir adam öldürdün he? Yaklaşma! Ortam köpeği. Hemen buldun yine ortamı. Ayak uyduruyorsun. Yeter ya. Ben kimseyi öldürmedim. Ben yönetici olarak bütün katlara kartımı bırakmıştım. Herhalde aldı cebine koydu ne bileyim. Yalancı! Utanmaz! Ahlaksız! Arsız! Ne istiyorsun bizden ne? Yine kefen attı ya ablacığım. Bunun koleksiyonu mu var sende ya? Ucuzan verdiler bunu. Sen niye bu kadar kefen aldın? Bir dinlemeden, anlamadan hemen üstüne atıyorsun kefeni insanın. Ben kimseyi öldürmedim diyorum. Evet, minyatür yönetici. Otur bakalım şöyle. Pufizmle tanışma zamanı geldi. Ne biliyorsan anlat. Tamam. Durun! Heh, kötü gülen karakter de geldi. Avukatı olmadan ifadesini almayacaksınız herhalde sayın savcım. Ben de nerede kaldı yırtık Don Pofidi diyordum, geldi. Seni savunmama izin ver. Esip geçelim bunları. Gıcığım bunlara. Beni de güldürdü kötü kötü. İstemiyorum, ihtiyacım yok. Ben savunulacak hiçbir şey yapmadım ki. Tabii, bir katil zaten ben yaptım demez. Katilsin! Ortam manyağı seni! Yettin artık! Vallahi o kafanı yararım, o diktirdiğin saçları böyle içine çıkar ha! Savcım, gömleğin cebinden bir kart daha çıktı. Hı? Kimlik, Fikri Taranacı. Benim o! Katil benmişim! Seni savunmama izin ver, ezip geçelim bunları! Yapma lan şunu! Seni de bitireceğim. Gün yüzü göstermeyeceğim. Evet. Hapislerde çürüteceğim. Evet. Yeter abla. Bir yeter ya. Vallahi piyango olsan çekilmezsin sen biliyor musun? Bu nedir bu sinir agresyon? Bak 2 seneye ölürsün ha, yapma. Yapma bunu. Bir dinleyelim adam ne diyor. Bir şey demeye gerek yok. Galiba katil benim. Lan galibayla katil cinayet olur mu? Manyak mısın sen? Bunlardan biri öldürmüş işte. Sen tanımadığın adamı ne öldürecek? Utanmaz, arsız, ahlaksız. Ne istedin benim kocamdan? Ne istedin o zavallı adamdan? Ben de bilmiyorum. Galiba yanlışlıkla öldürdüm. İstemeden olmuş olabilir. Çok üzgünüm. Silme lan kefene, çarpılacaksın. Manyak. Bu pufidik bana biraz masum geldi. Sen ne diyorsun Mesut Ilgaz savcım? Dinlemiyorum. La 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 la. Ulan bir gün bir kız yüzünden böyle olursam ağzıma kürekle vur, tamam mı Eren Paşa? Tam olarak ayrılmış mı? Ha, ne diyorsun?
Yeni ilişki hazırsa gidip konuşabilirim ben. Ne diyorsun? Söyle. Büyük bir manyaksın diyorum. Ya bırakır mısın peşimi? Aa! Savcım, bu cepten bir kart daha açtı, kredi kartı. Mustafa Yekta'nın. Benim ne işim olur bir cinayetle? Heh, bunlar ailecek düşük profil ve sefil bir aile. Onlar çalmıştır savcım. Hapishanelerde çürüteceğim seni. Gün yüzü göstermeyeceğim sana. Bunlar bir paket. Önce bu salıyor bedduayı, hapislerde çürüteceğim, gün yüzü göstermeyeceğim. Ardından bu kefeni çakıyor, kapanış. Artık dayanamıyorum. İtiraf edeceğim. Bu üçü daha fazla taşıyamıyorum. Katil benim. Lan manyaklaşma hasbinallah. Oğlum sen niye öldüresin tanımadığın insanı? Bu ne itiraf coşkusu? Savcım. Söyle. Bir tane akbil çıktı da. Evet. Yani sizin adınız yazıyor savcım. Benim mi lan? Evet. Ortam iyice trene bağlandı arkadaşlar. Yani ben katil olamayacağıma göre burada bir şeyler var. Mesut Ilgaz savcım, ne yapmamız lazım? Sizinle konuşuyorum. Aşkım bak. Babamın başına yastık bastırıyorum. Sen seversin. Acınası. Yani gerçekten acınası ya. Ben vermiştim babama o akbili. Size geri verecektim. Adliyede düşürmüştünüz. O zamana kadar da babam indirimli bilsin istedim. Avukat hanım, senin de doğru bir tane işin yok. Ben sana söyleyeyim ha. Doğru muyum? Abla sakın. Devletin savcısına kefen atılmaz. Alırım seni içeri. Ondan da çok korkarım ben. Onu götür oraya. Hadi. Sen neslisin bilmiyorum, gözüm karadır gülmüyorum. Getirin balı kaymağı, vallahi acımdan ölüyorum. Kaynatın çayı, senin yatağı. Sakın limonu, telletin beni. Hastayım, ölürüm. Hastayım, ölürüm. Bekarlıktan ne dediğim bilmiyorum. Neydi bu şimdi arkadaşım? Savcım biraz gerildik. Ortam yumuşasın diye bir türkü söyleyeyim size. Aha! Savcım, cepte son bir ehliyet çıktı. Kimin? Ha, kendisininmiş ya. Ya bu nedir arkadaş ya? Sabahtan beri orada fare gibi simit kemiriyorsun. Adam gibi bir baksana delillerine, otopsiye bir bak ya. Pandora'nın kutusu gibi sürekli bir şey çıkıyor. Feridun Pars abi, hı, ben yapmadım. Adamı ben öldürmedim. Abim bana inanmıyor. Bari sen inan. Ah! Ah, dikişlerim abi. Kardeşime vurdum aşkım. Görüyor musun? Senin hoşuna gider. He? Gerçekten yani bir erkeğin düşeceği en kötü durumda çocuk yani. Allah korusun Cem'i cümlemizi böyle olmaktan. Yemin ediyorum. Benim kafa iyice sütlaç oldu. Yani gömleğin cebinden sürekli bir şeyler çıkıyor. Hepsi bize ait. Biz koymadıysak biri onları bizim yerimize oraya koymuş olmalı. Allah'ın belaları. Katil benim diyorum. Tutuklayıp ver diyorum. Götürün merkeze. Oğlum, oğlum. Bak götürürlerse merkeze öptürürler herkese ha. Yapma ya. Sen niye böyle bir cinayet işlemiş olabilirsin? Yapma şunu. Yapma lan seni artık. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim aklıma şimdi bir şeyler geldi. Hmm. Sanırım ölen eski eşinizle aranız pek iyi değildi. Gül Yeter Hanım, kızınızın da öyle. Gömlekten de size ait hiçbir şey çıkmadı. Acaba neden siz katil olmayasınız? Ha? Hapishanelerde çürüteceğim kendimi. Gün yüzü göstermeyeceğim kendimi. Aha, kendini de çürüttü. Al ablacığım, al. Sana lazım olur. Arsız. Ahlaksız! Namussuz! Heh, al bir tane daha vereyim. Belki eksik kalmıştır. Arsız, ahlaksız, namussuz! Bana niye geldi şimdi ya? Bir sana atmadıydım. Şimdi sana attım, garantiye aldım kendime. Bir şey söyleyeceğim. Bu amcanın bu... Hı? Amca? Amca sen... Bir replikte skeç mi bitireceksin amca? Böyle oluyor mu? He? Amca? Bana bak. Ilgaz hala abini düşünüyor mu he? Ne diyorsun? Bir zarflasana. Tekrar bende olur mu he? Ya muhabbet tellalı mıyım ben? Tövbe tövbe. İstiyorsan git konuş. Adam şurada. Pofidik gel buraya.
Ben, evet. Sen kimsin ya? Ben yönetici Bilal Koç Yiğit. Az önce tam arz edemedim sanırım. Hı. Bir kanalizasyon işimiz vardı. Hı. 9 lira ödeme düşüyor bütün daireler başına. Burada hepsi kayıtlı efendim. Hı. Buyurun. Biz isterseniz daha sonra gelelim. Fikri Usta sen bir gel. Bunlar gizemini çözsün. Rahat. Otur lan oraya otur. Şöyle geçeyim. Al bunu. Ben filmi kafada çözdüm. Sen şimdi buraya para istemek için geldin yönetici. O da vermek istemedi. Vermek istemeyince sen sinirlendin. Onu öldürdün. Maktul'u öldürdükten sonra ne yapabilirim dedin. Bununla olan husumetini bildin. Ondan sonra onun üstüne atmaya karar verdin. O yolda yürürken cesedi aldın, dışarı taşıdın. Giderken üstüne atıverdin, aldı boğuşma süsü verdin. Cinayeti onun üstüne yıktın. Doğru muyum? Bu ne saçma bir varsayım ya. Varsayınma inananlar. Eren Paşa alalım, katili götürelim hadi. Ya olur mu öyle? Oy birliğiyle insana suç mu isnat edilir? Yapma. Seni savunmama izin ver, izin geçelim bunları. Baba buradan bir tane çakarım sana. Şeytanın avukatı. Bakın Merdan Hayati size kimi getirdi ciciler? Baba, senin yardımını istemiyorum. Ben istiyorum ben. Ne oldu ya? Ben istiyorum aksakallı amcam. Ne olursun bana yardım et. Bana suç atıyorlar. Gerçeği söyle. Bu Serdar itini konuşturdum. Anlat lan. Ben öldürdüm. Suçu da Çınar Bahadır'a attım. Bakın tam tahmin ettiğim gibi çıktı. Nereye tahmin ettiğin gibi ya? Tahmin ettiği gibi çıkmışmış. Az önce beni birini öldürüp bu çocuğun üstüne atmakla itham ediyordun. Hop hop. Savcım olayı çözmeye çalışıyor. Doğru konuş. Sus lan! Yersiz türkücü. Şuna bak ya. Ne güzel. Başlayacak şimdi savcına senin. Ya savcı bana suç atar. Bu ailesini terk etmiş. Kız için her şeyi yapar. Bu pis pis... Yapma lan. Gevrek gevrek gület. Bu kız zaten aklını yitirmiş. Sürekli bir yerlere bir şeyler yapıyor. Kefenci ablamız zaten malum. Abi, abim, amcam öyle kolay yok. Amcam bir bari sen kendine gel ya. Ya topla şu aileni. Geç karşısına masaya yumruğunu vur. Topla şunları. Kendine gel. Biraz hareket, enerji. Bitti mi Pufidik? Bitti. Biraz sert oldu galiba. Devletin savcısına başlarım demen hoş olmadı tabii değil mi? Oraya kadar iyiydim ama. Aynen. Alıp götürelim Eren Paşa bu katili. Ya ne sıkıyorsun bana da sık Allah aşkına ne bu ya? Durun! Ben katilim. Beni götürün, tutun beni. Oğlum ipli don gibi araya girip durma, çık şuradan ya. Bu da meraklısı. Bunu da al götür. Al bunu da götür. Durun! Çekilin! Yoksa bu adamı öldürürüm. Aman Allah'ım. Neden ben ya? Neden? Allah'ım mesajı aldım. Vallahi bir daha yöneticilik yapmayacağım. Sakin ol. Yanlış bir şey yapma. Sakin ol. Tamam mı? Sakın yapma. Çek! Yapma! Bu ne lan? Bu ne lan? Evet. Ben şu an boğuşuyorum arkadaşlar. Bir yardım edebilir misiniz acaba? Şurada. Lan orada simit mi yiyorsun sen? Simit mi yiyorsun? Kokusu geliyor. Bitti ya. Bırak lan beni. Ne oldu lan öyle? Kefeni yırttık. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza